Efendim, ne olduğundan herkese iyi akşamlar. Türkiye malum birkaç gün kaldı seçimlere. Yoğun bir şekilde son sürat gidiyoruz. Ve gündemde birçok konu başlığı var. Bunlardan tabii en önemlileri ekonomi ve dış politikada da bugün biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun raporu yayınlandı. Bunları konuşacağız. Fakat gündemde pek gözükmeyen, biraz tartışılan belli mecralarda gene bir konu var ki çok hayati olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu bugün ilk önce masaya yatıracağız. Arkasından diğer konulara geçeceğiz. Mesela İstanbul'da açılan Halkalı-Gebze hattı ve bu hat devreye girdi. Ancak bir takım sorunlar var gözüküyor. Ve dün mesela 370 bin İstanbulluyu taşıdı bu hat ve bu rakam çok çok daha yükselecek. Ancak anlaşılan o ki seçimlere girerken iktidar biraz gaza fazla hızlı basmış ve belli eksiklerle bu devreye alınmış bu sistem, bu yol, güzergah. Buradaki problemleri Vedat Akbayar'la konuşacağız. Vedat Bey, Birleşik Taşımacılar Sendikası bir nolu şube sekreteri. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben girizgahı yaptım ama siz öncelikle deneyimli bir makinistsiniz. Evet. Yıllardır orada evet. Çalışan. Bu hat açıldı. Güzel, modern. 1 saat 55 dakikada mı? 115 dakika. 115 dakikada. Evet. Biz Halkalı'dan bir İstanbullu Gebze'ye, Gebze'den Halkalı'ya gidebiliyor. Gidebiliyor. Gayet hiç modern. Aktarmasız olarak. Hiç aktarmasız gayet olarak. Gayet modern bir şekilde. Gayet modern. Fakat son yıllarda biz bu hızlı tren vakalarında Ankara'da evet. Çok ciddi ölümlü kazalar yaşadık ve gözüken o ki burada ciddi ihmaller vardı. Evet. Biz de bu konuyu biraz bir daha böyle kazalar olmasın diye konuşuyoruz. Evet. Siz sendika olarak ne tür problemler görüyorsunuz öncelikle? Şimdi öncelikle biz bu Marmara hayatında bir ön çalışma yaptık. Bir rapor hazırladık. Bunu iş yerine Marmara Müdürlüğü'ne sunduk. Evet. Buradaki eksiklikleri bildirildik. Şimdi seçim yaklaştıkça bunu Marmara'ya bir an önce açmak için ondan sonra büyük eksikliklerin tamamlanmamasına rağmen bunlar Marmara'ya devreye sokuldu. Açılışı yapıldı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi bizim ilk olarak burada önemli olan bir konu makinistlerin evet. Yol tecrübeleri benim için. Neden diyeceksiniz? Şimdi eskiden mesela ben bu hatta çalışıyordum evet. Ama buradaki şeyde sinyaller, makaslar, istasyonlar yerleri tamamen değişti. Ne oluyor? Ben burada bir yabancı konumuna geldim yani. Siz mesela bu hatta kaç yıldır çalışıyordunuz? 35 senedir. 35 yıldır çalışıyorsunuz. 35 yıldır çalışıyorum. Ve diyorsunuz ki bu hat üzerindeki bütün makaslar, istasyon yerleri, evet. Sinyalizasyon evet. Değişti. Peki değişti. Eskiye nazaran bu alınan sistemler çok daha modern, çok daha entegre yapılar değiller mi? Evet, daha modern, daha entegre yapılar. Peki buradaki sorun ne? Yani şimdi buradaki işte esas sorun şurada başlıyor. Bu CBTC denen bir sistem var burada. CBTC? Evet, trenlerin otomatik sürüşü. Evet. Tren kendi kendine gidiyor. Şimdi bu sistemde herhangi bir problem, arıza oluştuğu zaman iş bize düşüyor. Makinistin devreye girmesi. Makinistin devreye girmesi gerekiyor. Nasıl devreye girecek? Manuel olarak kullanacak. Evet. Ha, şimdi ben yeniyim bu hatta. Bilmediğim bir şey. Bir bu arada ben bir parantez açabilir miyim? Bu hatta yaklaşık olarak kaç kişi çalışıyor? Normalde kaç makinist çalışıyor? Şu anda normalde. 171 kişiyiz. 171 kişiyiz. Şu anda. Eskiden ne kadardı? Eskiden 80 kişiydik. 80 kişiydi. Evet. Dolayısıyla yani, bir 100 küsür kişi daha ilave oldu. Evet. Peki, ona geleceğiz ayrıca. Ayrıca ona geleceğiz. Şimdi yani burada ben manuel olarak treni kullanmaya başladığım zaman yapacağım bir hata büyük can kayıplarına sebep oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Benim canımla test yapılmış oluyor burada. Çok doğru. Yani insanların canıyla test yapılması gereken şey neydi? Siz yani burada alıp yapılması gereken bu arkadaşlarım bizim daha önceki yani şeylerin tecrübe yol tecrübesini kazanmalarıydı. Yani şunun altını önemli çiziyorum. Bizim yol tecrübemiz yok. Makinistik tecrübemiz değil yani. Anladım. Yol tecrübemiz. Kaldı ki sistemler de yeni sistemler. Sistemler yani de oradaki yeni kokpit sistemler. De farklı, doğru mu? Evet, şey de farklı yani. Sadece bir de anladığım kadarıyla sizin oturduğunuz kokpitin ötesinde sizi kontrol eden yapılar, sistemler de farklı. Evet. Doğru onlar mu? Onlar da farklı. Onlar ve da en yeni. Büyük problem, tamam. Anladığım anladım. Kadarıyla sizin gibi yıllarını vermiş bu mesleğe insanlara bu yeni sistemlerin yani bir uçak uçuruyorsunuz. Uçağın kokpitin nasıl kullanılacağı gösterilmedi. Ha, şu anda yani, bilgisayara bağlı. Bilgisayara güveniyoruz. Evet, evet. Mesela bunu biz şeyde yaşadık. Çalışıyoruz da Marmaray'da tünelde 5 senedir, 6 senedir gayet güzel, muntazam bu işliyor. Evet.
Yani sistem oturdu. Gayet ama mesele güzel zaten gidiyor. Oturması değil ki. Mesele de kazayı %100 garanti önlemesi, altına ama. Önlemesi yani. Bizim de yani burada. Ha şimdi ne oluyor? Manuel olarak ben orada da geçsem, manuel'e geçtiğim zaman sıkıntı yok. Evet. Yani şey ama işte Gebze Halkalı arasında ben Ayrılık Çeşmesi'nden çıkıp Gebze'ye giderken yolun yabancısıyım. Ya çok önemli bir söylüyorsunuz. Yani yolun ya sinyalin yabancısıyım. Sinyalin yerini bilmiyorum yani. Ya diyelim ki bir şekilde Allah göstermesin bir şekilde bağlantı koptu. Olmaz diye bir şey yok. Orada zaten sistemin yedeği aslında sizsiniz. Evet. Dolayısıyla orada hani yedek pilot gibi devreye girip hız ayarlayıp sinyale bakıp evet. Karşınızdan tren geliyor mu gelmiyor mu evet. Bunu görüp evet. Buna göre bir takım adımlar atmanız gerekiyor. Evet. Ve buna ilişkin eğitiminiz yok diyorsunuz. 170 küsur yani tane. Şöyle eğitimimiz var, yol tecrübemiz yok. Sinyalin nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi sizin orada olduğunuzu göremiyorum ben Serdar Bey. Geliyorum ve size çarpıyorum. Ya bu çok vahim bir şey. Çok, çok vahim bir şey bu. Yani. Ha işte ya inanılır yani gibi değil. İleride yani büyük sakıncalar doğuracak olaylar yani. Peki şu anda bu insanlar, bu makinistler bu hattı kullanıyor mu? Dün diyorsunuz 370 bin kişiyi taşıdınız. Taşıdık evet. Dün 370 bin kişi taşıdı. Ama ya bunun sorumluluğuna nasıl imza attılar? Anlaşılır bir şey değil. Bilemiyoruz yani işte yani biz söyledik, uyardık. Hatta yazılı olarak verdik. Yani burada belgelerimiz var, şeylerimiz var. Yazılı olarak verdik. Peki. 1 Mart'ta yandan, biz tecrübelere başladık. Şimdi güzel testler. De siz 35 yıllık makinistsiniz. Evet. Bahsettiğiniz 100 küsür yeni alınan arkadaş. Onlarda o tecrübe de yok anladığım kadarıyla. Onlarda yok evet. Peki onlara eğitimi kim verdi? Onlara İşkur verdi eğitimi. İşkur tarafından işe alındılar. İşkur eğitimini verdi, makinistlik eğitimini. Burada kursa tabi tutulup, yol imtihanları yapılıp makinist birevesini aldılar. Peki sizce yeterli miydi bu? Yani bir tecrübe ya gerektiren... Ya işte tecrübe gerektiriyordu. Tecrübe gerektiriyordu. Peki diğer sorunlara gelelim. Ya bunlar bence çok iki vahim problem. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela ben işbaşı yaptığımda yardımcı makinist olarak, hatta stajyer yardımcı makinist olarak işbaşı yaptım. Sonra yardımcı makinist, üçüncü kişi olarak yola gidiyordum. Sonra yardımcı makinist kursuna tabi oldum. 3 ay gibi bir zaman kurs gördük. Yardımcı makinist olarak çalıştık. Ondan sonra makinist olduk. Yani bu dediğiniz yıllar alan, yıllar ağır ağır merdivenleri çıktınız. Ağır ağır merdivenleri. Yani işte çırak, kalfa ve usta gibi adeta evet, eğitimden geçtiğiniz evet, bir süreçten bahsediyorsunuz. Şimdi süreçten işte sınav yapıyor, sınavdan sonra tekrar işe şey yapıyor, yola çıkartılıyor yani. Peki bu anlattığınız sistemde mesela ERMTS diye bir evet, fren sinyalizasyon evet, sistemi var galiba. Evet, biraz bu, onu anlatır mısınız? Anlatayım. Bu şimdi bizim açılan hatta Gebze, Halkalı arasında hızlı treni üçüncü hattan, ayrı bir hattan çalıştırıyorlar. Evet. Burada ERMTS sistemi var. Evet. Bu da tren frenleme sistemi yani kuruluyor, okuyor onu da. Aynı bizim CBT'si, onun bir moderni. Evet. İşte ERMTS ile burada da sinyallerin fren mesafesi kısa. Duramama durumları var yani. Yani tren yoluna acil bir araç çıksa, yani evet, bir insan çıksa... Yok o şekilde değil yani. Sadece şey olarak diyorum, mesela sinyale gelirken, yaklaşırken evet yani. Hı. Herhangi bir tehlike oluşabilir yani Serdar Bey burada. Peki siz normalde bir göz teması kurarak manuel sürüşte o sinyali görüp ona göre mi hız ayarlaması yaparsınız? Tabii. Odur. Tabii. Yani ve siz diyorsunuz ki ben sinyali göremiyorum. Tabii. Tabii siz sinyali şimdi biz görüyoruz, ona göre fren yapıyoruz. Ama tabii bunların hepsi sistem kapalıyken herhangi bir arıza söz konusu olduğu zaman manuel. Kendim sürüş yaptığım zaman. Peki bu dediğiniz merkez nerede şu anda komuta merkezi? Komuta merkezimiz Maltepe'de. Maltepe'de. Komuta evet, merkeziyle trenler arasında koordinasyonu sağlayan yapıda yani iletişimde bir hata bir şey var mı peki? Ya şu anda yok. Şu anda yok. Normal yani telsiz haberleşmeleri. Telsiz haberleşmeleri var. Evet, ve o panelde oturup yetkili ilgili o şifte çalışan kimse evet, bütün trenlerin nerede olduğunu görüp bunun normalde koordinasyonu yapabiliyor şu evet, anda. Evet şu anda mesela arıyor diyor ki işte X tren. Evet. Ben hemen cevap veriyorum o zaman. Diyorum yerinizi ki, görüyor. Yerimizi görüyor. Diyorum ki İşte buradaki sinyal kırmızı. Peki Vedat Bey şunu soracağım. Şu anda yaklaşık olarak kaç tren var? Yani Halkalı-Gebze arasında şu anda taşınan yolcu 370 bin. Ama Adımkale buradaki hedef çok daha yüksek rakamlar. Evet. Sefer sayıları çok daha fazla artacak ki bu evet, kadar neredeyse iki katına çıkartılmışlar makinistleri. Evet. Ona ilişkin bir bilginiz var mı? Yani buradaki trafik yoğunluğu ne kadar artacak? Buradaki 2,5 dakikaya düşecek. Şu an ne kadar? Şu anda 15 dakika Gebze. 15 dakikada Ayrılık bir Çeşme, tren var. 15 dakikada bir tren var. Şimdi 2,5 dakikaya çıkacak. Evet ama tünelde 7 dakika. Hı hı.
Burada şey arasında Aylık Çeşme, Kazlı Çeşme arasında 7 dakikada bir çalışıyor. Halkalı, Kazlı Çeşme, Gebze, Aylık Çeşme arası 15 dakika. 15 dakikada evet. Çalışıyor. Peki bunun dışında başka bir problem var mı? Daha diyeceksiniz ki ne olsun bence. Yani daha ne, evet. Daha ne bunun kaldı? İçinde evet bir problem daha var. Mesela bizim Halkalı'da makas motorlarımız bağlı değildi. Halkalı'da makas, makas motorları bağlı değil. İstasyonda 3 tane yola kumanda merkezi tren alabiliyor. Diğer evet. yollar alamıyor. Depodan bir tren çıkacağı zaman manuel olarak makas yapılıp yani telsiz talimatıyla istasyona trenler alınıyor. Sefere çıkacak olan yeni bir tren var. Evet. Diyelim ki arızası oldu, bakıma çekildi. Evet. Bakımdan devreye alınacak. Evet. Bunu otomatik yapmıyorlar şu anda. Ha, yapabilirler evet. ama bağlı evet. değil anladığım evet. kadarıyla. Ama bağlı değil. Evet, doğru. Bağlı değil. Bağlı. Yani bunu manuel olarak manuel yapıyorlar olarak şu anda. Yapıyor. Diyor ki mesela ben diyorum ki depo şefi talimat veriyor bana. Ben diyor hazır diyoruz. Kumanda merkezi gerekli yerlere talimat veriyor. Halbuki bir sinyal açacak olay bitecek. Sinyalle biz istasyona ineceğiz. Sinyal açıldıktan sonra. Bahsettiğiniz bana tüylü ürpertici geldi. Yani özellikle makinistlerin yani, eğitilmemiş evet ya. Olması, yani tecrübe kazanmamış olması. Evet. Yeni alınan 100 küsür makinistin evet. İşkur tarafından eğitilmiş olması evet. ve bunların İstanbulları taşıyor olması. Bütün bu telaş niyeydi peki? Seçim için yani. Seçim için. Seçim için yani. Biz dedik, yani sembolik bir açılış yapılabilir. Kaç yıldır bu hat kapalıydı? 6 yıldır kapalı. 2013'ün 29 Ekim'inde şey açıldı, Marmara açıldı. 2013'ün Haziran'da da şey kapandı. Pendik'ten sonra hat kapandı. Hat kapandı. 6 yıldır bu yol bitirildi. 6 yıldır bitirildi. Peki evet. gelelim istasyonlara, bir takım tali yapılara, onların atıyorum yürüyen merdivenleri, asansörleri, kablajları, sinyalizasyon, içerideki bir takım data ekranları bunlar ne vaziyette? Eksiklikler devam ediyor işte. Devam ediyor. Zaman zaman. Hani kervan yolda düzülür derler ya bizim bir şeyimiz var. Atasözümüz o gerçekleşiyor şu anda. Yani. Hayır şimdi ben şunu merak ediyorum. Aynı problemler İstanbul Havalimanı'nda, yeni havalimanında yaşandı. Ve taşınma iki defa ertelendi. Hatta şimdi bir defa daha evet. ertelendi galiba. Niye bu şakaya gelecek bir şey değil. Fakat yani tren de az insan taşımıyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Yani 3000 kişi az bir insan bir seferde 3000 yani. Kişi şeyler, taşıyor. Evet yani. 3000 kişi taşıyor. Olgun, evet yani. Yani bu küçümsenecek bir rakam değil yani 370 Peki, bin kişi. Peki sendik olarak bunları söylediğiniz bir şey oldu mu ya? Oturup bir konuşma biz cevap olarak biz şunu şunu yapacağız bir takvim verdiler mi? Şu kadar zamanda bitirecek. Valla evet. Yani İstanbul'da bunu dinleyen programı dinleyen ve o hattı kullanan insanlara bir parça olsun ferahlatmak için. Evet. Ya yani, ben çocuğum olsa okula gönderecek olsam bu hattı en azından şu kadar süre kullanma derim yani çekinirim. Ya şimdi öyle bir şey de var biz de orada görev yapıyoruz yani şu anda. Tabii. Yani onu... Nasıl engelleyebilirim? Ben kendim oraya gitmiyorum diyemem yani. Diyemezsiniz. Orada görev yapıyorum yani. Peki nedir konuştunuz, görüştünüz Marmara yani yönetimiyle? Yani şimdi biz ne konuştuk, oldu? Şu anda söyledik. Yani onlar diyor ki şu olay var. 3 aylık bir zaman var. Ama mesela çıkıp da yetkili bir şey söyleyemiyor bunu yani. 3 ay bir zamanımız var. Bunu 3 ayda rahat rahat biz yetiştiririz. Hadi sıkıştırırsın 2,5 ayda. Demin söyledim sembolik bir açılış olabilir. Ondan sonra 2,5 ay sonra bu normal açılır. Ha, anladım. Siz diyorsunuz ki bu 2,5 ay 3 ay için değmezdi. Yani şunlar da bitirseydi değmezdi. Tam olarak. Şunlar da bitirilseydi. 3 ayda o eğitimleri zaten alırdık. Yani. Yani Allah'tan biz bu konuşmaya bir yani bir kaza oldu da hakikaten konuşuyor değiliz. Ama bu bir uyarı nihayetinde ve yani gözüken o ki bu hat açılmış 370 bin kişi dün taşımış. Bu rakam belli ki evet. çok yükselecek. Evet. İnşallah 3 ay içinde toparlarlar. Yani. Tamam. Yani şu da var Serdar Bey. Hızlı trenle ilgili de söylenmişti ya. Sendikamız bu konudaki uyarılarını yapmıştı. Ve arkasından? Kaza oldu. Keşke kaza olmasaydı biz haksız çıksaydık. Abi biz ben şimdi mesela çıkıyorum. Eşim de dua ediyor arkamdan. Kazasız belasız gelirsin inşallah diyor. Yani tek dileğimiz kazasız belasız evimize dönebilmek. Başka hiçbir isteğimiz yok yani. Çok haklısınız. Gerçekten çok vahim tablo. Yani. Bize uyarı görevimizi yerine getirdik. İnşallah. Tamam biz yani bir evet. ay içinde inşallah bir şey olmaz da kazasız belasız yani. Biter. Ve bunlara ilişkin son sorumun cevabını almadım. Bir takvim verildi mi size? Yani 3 ay içinde bitiririz kesin hiçbir şey kalmaz. Eğitimler tamamlanır.
bu sinyalizasyon sistemiyle ilgili problemler giderilir gibi bir takım taahhütler var mı? Evet. Var. Ha. Evet. Yani önümüzdeki şu an asıl sıkıntı olan şu 3 ay. Zaten 3 ay içinde herkes yolu öğrenir. Yolu öğrenir. Yolu anladım. Öğrenir. Aynen. Ya yeni genç başı yapanlar da, evet, gelecek olanlar da herkes öğrenir. Yolu öğrenirler. Tamam. Vedat Akbayar, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yani Allah kazadan beladan korusun inşallah. Amin inşallah. Biz teşekkür ederiz. BTS olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi kısacık bir ara verelim. Sonra diğer konu başlıklarına hızla geçeceğiz. Evet, ufacık bir oy uğruna on binlerce, yüz binlerce İstanbul'un hakikaten hayatını tehlikeye atacak bir fotoğraf aslında ortada. Demin bunu konuştuk. Demin tam konuğum ayrılırken şöyle bir cümle sarf etti. Onu paylaşmadan duramayacağım. Bu konuyu duyurmak için basın toplantısı yaptık. Sadece 3 gazeteci geldi dedi. Yani medyamızın hakikaten son dönemlerde de ibretlik performansını görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar vahim bir konuda kamuoyunun zihin algısında alarm zillerini çaldıracak yegane yapı medya ve medyanın hali ortada. Peki şimdi gelelim hemen ekonomiye. Malum Türkiye eksi büyümeye başladı. Ve stagflasyon veya resesyon denmeye başladı. Hemen ekonomistlere dönelim. Uğur Civelek ekonomist karşımda. Sayın Civelek, siz ne diyorsunuz bu ortaya çıkan tabloya? Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Tablo gerçekten ürkütücü. Ciddi risklerimiz var ve riskleri artık seçerek gitmemiz lazım. Ama maalesef o çizgide değil. Hafta başında açıklanan 2018 yılı gayri safi yurt içi hasıla verileri ciddi anlamda kötüye giden bir görünüm sergiliyor. Bir anlamda çöküş var. Son çeyrekte %3 daralmışız ve detaylara baktığımızda özellikle hane halkının tüketimi ilk çeyrekte %8.9 büyürken son çeyrekte 8.9 daralmış. Önemli daralmalar var. Alarm zilleri çalıyor. Ama bunu önlemek için eldeki araçlar uygun şekilde kullanılıyor mu diye sorarsak ben olumlu yanıt veremiyorum. Şöyle özetleyeyim. Sanki Türkiye küresel koşulların düzeleceği varsayımına dayanarak zamana oynayan bir çizgide ilerliyor. Bunun yarattığı risk, eğer küresel koşullar düzelmezse ciddi anlamda istikrarsızlaşma riskini bünyesinde barındırıyor. Örneğin gayri safi yurt içi hasılamız birkaç yıl içinde 600 milyarların altına inebilir. Bu tam anlamıyla çöküştür. Ha, o zaman stagflasyon diyenlerin tanımı tam anlamıyla gerçekleşmiş olabilir. Ciddi bir çöküş yaşanır. Peki bu riski kontrol altına alabilmek adına ki öncelikli olmalı, yaklaşımlar daha farklı olmalı. Umalım ki o seçimden sonra bunlar gündeme gelebilir. Uğur Bey, şunu soracağım. O yönde hiçbir sinyal görmüyoruz. Şimdi ekonominin kaptanı Berat Albayrak yeni bir ekonomik program açıkladı. Ve o günden bugüne yaptığı medya karşısına çıkıp yaptığı konuşmalara bakınca yani toz pembe ve gayet böyle pırıl pırıl bir gelecek resmi çiziyor. Tamam, siyasetçidir ve Türkiye seçime gidiyor. Partisinin iktidarını yerel seçimlerde de perçinlemek için böyle bir konuşma yapabilir ama dünyada Türkiye'ye kredi veren, borçlanmasını sağlayan uluslararası kuruluşlar, ne bileyim yatırımcılar, onlar bunlar yani aklı başında selim insanlar, aklı selim insanlar bu konuşmalara bakınca rakamlar da bu şekilde ortadayken ya bunun bir alternatif maliyeti olmuyor mu Türkiye'ye? Kesinlikle oluyor. Ne gibi oluyor mesela? Mesela yeni ekonomi programından bahsettiniz. Eylül ayında açıklanan. Evet. O günden bugüne işleyişe bakarsak o program çerçevesinde ilerlenmiyor. O programda maliye politikasında sıkı durulacağı, para politikasında sıkı durulacağı, piyasa dostu olunacağı, bedel ödenmesi gerekiyorsa bunun göze alınacağı gibi kararlılık mesajları vardı. Küresel sermayenin duymak istediği şeyler söyleniyor. Uygulamaya bakıyoruz, maliye politikası sonuna kadar gevşetildi. Kurallı piyasa anlayışının dışına çıkıldı. Talimatla piyasalar yönlendiriliyor. Faizler düşürülüyor. Döviz kuru değişik şekillerde kontrol altında tutuluyor.
ortaya çıkan başlıklar bir takım düzenlemelerle doldurulmaya çalışılıyor. Sanki merkezi bir planlama var. Ama bu planlama da sadece algıların bozulmasını önlemek ve düzeltmeye çalışmakla yoğunlaşıyor. Sorun çözmüyor. Peki bir son sorum da şu olacak. Birçok konuştuğumuz ekonomist bu krizin diğerlerinden farklı olarak bir V yapacağını, hatta L yapacağını, yani çıkışın öyle çok kısa vadeli olmayacağını söylüyor. Bu Türkiye'de bir siyasi, eğer 2019 finalinde, nihayetinde bir kez daha bir siyasi bir ne diyelim çalkantı olması durumunda bu tablo yönetilebilir hale mi gelir, yoksa hiçbir şekilde fark etmez, daha da vahimleşebilir mi tablo? Çok önemli bir soru. Bakın, küresel koşulları bir an için bir kenara bırakalım. Türkiye'ye bakalım. Biz 94 krizini, 2001 krizini yaşadık. Evet. Bu krizlerden siz ifade ettiğiniz gibi V şeklinde çıktık. Bir yıl içinde çıktık, en kötüyü gördük, açtık, toparlamaya başladık. Rakamlar buna işaret ediyor. Bu çıkışın sebebi vatandaşın dayanma kapasitesinin oluşuydu. Örneğin 2001 krizinde bile her 100 kişiden sadece 4,3'ü borçluydu. Olumsuz koşullara 6 ay bir yıl dayanma gücü vardı. Fedakarlık yapabiliyordu örneğin 2001'de olduğu gibi. Enflasyonun 35 puan altında zamma çok itiraz edemedi kendi çıkarı gereği. Ve biz 2002'de toparlanma sürecine girdik. Şu anda bireysel bazda çok ciddi sıkıntı var. Hane halkının %70'e yakını borçlu. Yeni borç alamazsa tüketimini kısmak zorunda kalacak. Tüketim kısılırsa iş talepteki daralma kısır döngü yaratacak. Daha kötüye gidecek. Yani burada artık faturayı vatandaşa çıkarma lüksümüz yok. Dışarıdan borsa finanse etmenin de sonuna geldik. Artık kendi gerçeklerimize dönmek zorundayız. Bunu görmez de küresel koşulların düzeleceği varsayımına sığınmaya kalkarsak yaptığımız tüm hesaplar yanlış olur. Hiç istemediğimiz durumlarla karşılaşırız. Anladım. Peki Uğur Civedek, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah toparlarız. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye gideceğiz. İbrahim Kahveci de Karar Gazetesi'nde nicedir ekonomi politikalarını eleştiren çok önemli yazılara imza atıyor. Ve İbrahim Bey'in ben yorumlarını çok dikkatle okuyorum. Okumayan varsa da tavsiye ederim. Çünkü gerçekten altını çizdiği sorunlar tek tek önümüze geliyor. İbrahim Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Bey. İbrahim Bey, bu rakamlara ne diyorsunuz? Yani siz bunları başından beri uyarıyordunuz. Demin Uğur Civeli'ye de sordum ama gerçekten Türkiye Mahfiye Elmez'in ifadesiyle stagflasyon diyor ama Uğur Bey ona katılmadı. Türkiye resesyona mı giriyor? Bir duraklama dönemi ekonomide gerçekten vahim boyutlarda mı? Sizin yorumunuzu bir de dinlemek istiyorum. Şimdi önce şöyle başlayayım. Bir ekonomiye ilişkin Mahfi Bey olsun, Uğur Bey olsun veya ekonomistler genel anlamda söyleyeceğim. Biz bir ekonomiyi eleştirmiyoruz. Biz ekonomide olan biteni anlatıyoruz. Olan biten maalesef iyi şeyler olmadığı için biz eleştiriliyor gözüküyoruz. Oysa bir ekonomi küçülürken ekonomi küçüldü demek bir eleştiri değildir, olanı tespit etmektir, olanı söylemektir. Çünkü mesela, realdir rakamlar. Evet. Rakamlar yani, ortada tabii. Dolayısıyla bu bir eleştiri değil, olan biteni söylemek. Yani bugün ekonomistlere baktığınız zaman bizler neredeyse bir bütün olarak birbirimizden farkımız çok az vardır. Yani sorunların tespit edilmesi noktasında veya olan bitenin izahı açısından neredeyse ekonomistlerin bütünü aynı cümleleri kullanır, aynı şeyleri kullanır. Evet. Dolayısıyla burada bir eleştiri değil, tespit etme söz konusu. Şimdi gelelim Türkiye ekonomisine. Türkiye ekonomisine geldiğimiz zaman şimdi uzun vadeli kronik sorunlar vardı. Uzun vadeli kronik sorunlar nedir? İşte biz uzun yıllar yabancı sermaye ile ayakta duran, tabiri caizse şer güçlerin yolladığı parayla ayakta duran, o parayla etrafa çaka sallayan, o parayla hava atan, o parayla para gönderen ülkelere bizi kıskanıyorlar diyen bir ülkeydik. Bu bizi çalışmaktan, üretmekten tabiri caizse men etti. Bizim üretim oranımız eskiye oranla geriledi. Çalışma oranımız
tabiri caizse yine geriledi. Verimli çalışma oranımız geriledi. Bunun sonucunun bir krize gideceği aşikardı. Gelen parayı üretime değil, daha fazla gösterişe tabiri caizse söyleyeceğimiz bir alanlara yatırdık. Bunun hani spesifik olarak beton diyebiliriz buna. Yani parayı bilime, teknolojiye, üretim yerine parayı bir betona yatırdık. Böyle bir ekonomik süreç işledik. Şu anda İstanbul Büyükşehir aday zamanın Ulaştırma Bakanı, ki o bütçenin en büyük kısmını kullanan isim Binali Bey de, Binali Yıldırım da söyledi, dedi ki ya zamanında para yağmış, biz de bunu tepe tepe kullanmışız. Biraz hani biraz abarttık gibi bir ifadesi oldu yanılmıyorsam. Yani Binali Bey, evet, böyle bir ifadesi oldu ama bakanlıkların dağılımına bakıldığı zaman veya Binali Bey'in bakanlığının kullanımına baktığınız zaman beton konusunda en önemli unsurlardan bir tanesi de Binali Bey'in kullandığı bakanlıklar. Tabii. Yollar, şimdi, köprüler. Şimdi aynı cümleyi biraz daha o zaman açalım. Şimdi biz yine kamu yatırımları, kamusal malları, kamu yatırımlarını özel sektöre ihale ettik ve çok yüksek ücretlerle özel sektöre kamu yatırımlarını yaptırdık. İşte birkaç milyar dolarlık köprülere 10-15 milyar dolarlık hazine garantisi verdik. Bu köprüler ve otoyollar Sayın Binali Bey'in bakanlığı döneminde ve aynı bakanlığı yaptığı şeylerde yapıldı, temelleri atıldı. Evet. Keza şu anda Çanakkale Köprüsü öyle. Şimdi hem diyoruz çok para vardı, hem diyoruz para yok, özel sektöre yaptırdık. Benim anlamadığım bir şey var. Hani izin verirseniz şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi bu tespitleri bütün ekonomistler yapıyor ediyor ama siz en azından bir yandan siyasi olarak da bu cenahı yakından tanıyan, bilen, iç dinamikleri bilen insansınız. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu başkanlık seçiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Berat Bey'i ekonominin tek patronu yaptı ve bir yeni ekonomik paket açıklandı. Ama realiteden kopuk bir takım basın toplantılarıyla çıkılıyor ve işte toz pembe bir gelecek fotoğrafı, muazzam güven veren bir konuşma yapılıyor. Fakat bunun bir siyasi faturası olacak gözüküyor. Yani çok ağır olacak gözüküyor iktidar açısından. Bunu göremiyor olamaz diye düşünüyorum. Yani eskiden böyle değildi. Yani biri çıkıp konuştuğunda bir en azından bir tırnak içinde söylüyorum, bir ayar yiyordu ve o toparlıyordu kendini ve daha aklı başında açıklama oluyordu. Şimdi mesela bu Millet Zillet İttifakı zamanında yapılan açıklamalara bakın. Yani giderek sertleşen söyleme bakın. Bir yandan ekonominin bu kadar kötü olması, otoriterleşme, bunları yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan tablo, yani siyasi tablonun faturasını çok ağır olacağını görüyor olması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle bir not düşeyim. Türkiye tipi, Türk tipi başkanlık aslında bir demokratik başkanlık olarak izah etmekte oldukça zorlanabileceğimiz bir başkanlık sistemimiz var. Güçler ayrılığının fazla işlemediği, güçler birliğinin, hatta güçlerin tek yerde toplandığı bir sistem oluşturduk. Evet. Şimdi ben çok net olarak söyleyeyim, bunu her zaman da söyledim. Ben bu başkanlık sisteminin Türkiye'nin geleceği açısından iktisadi olarak parlak bir sonuç vermeyeceğini, Türkiye'nin ekonomik yapısı açısından Türkiye'yi ilerletmeyeceğini, tam tersi gerileteceğini ilk günden beri söylemeye çalışıyorum, aktarmaya çalışıyordum. Israrla bu başkanlık sistemi A kişisi, B kişisi hiç önemli değil. İsterseniz gerçekten dünyanın en iyi yöneticisini bu sistemde getirin, bir ülke kalkınamaz. Bakın çok iddialı bir cümle söylüyorum. Evet. Dünyanın en iyi yöneticisi olarak kabul edeceğiniz veya Türkiye'nin en iyi yöneticisi olarak kabul edebileceğiniz herhangi bir A kişisi veya B kişisi hiç fark etmez, getirin. Bu sistemde bir ülke yönetilemez. Neden yönetilemez? Şu açıdan yönetilemez. Bu sistemde kurumlar ve kurallar kendi özel yapılarıyla çalışamaz. Çalışamadığı için bu sistemde tabiri caizse tek sesli, tek idareli bir sistem olduğu için, bu sistemde kurumlar ve kurallar çalışmayacağı için, biraz önce sizin dediğiniz gibi herhangi bir yanlışta veya herhangi bir farklı yöntem bulma noktasında farklı ses çıkmayacağı için ülke sürekli daha olumsuza doğru gidecektir. Bu bellidir. Yani burada A kişisi, A partisi, B partisi, B kişisi hiç olmayacak, önemli değil. Bu sistemde kurumlar çalışmaz. Size bir örnek vereyim. Rekabet Kurumu 2012-2018 arası patates ve soğan piyasasını çalışıyor. Acaba bu piyasada aracılık, depoculuk yapanlar
eksik rekabet yapıyor veya kartel oluşturuyor ve fiyatları yükseltiyor mu diye bir araştırma yapıyor. 2 yılı aşan bir araştırma. Bu araştırmayı 2018 yılının yaz aylarında tamamlıyor. Ama 2018 yılı Kasım ayında raporu yayınlıyor. Evet. Rekabet durumu. Tam o esnada siyasi kanat soğan depolarına basarak soğan teröristlerini açığa çıkarıyordu. Evet, evet, soğan teröristleri vardı o günlerde Türkiye'de siyasi tabirle. Soğan teröristleri yakalanıyor ve soğan teröristleri açığa çıkarılıyor. Doğru. İşte 30 ton, 40 ton, 50 ton soğan depolarında soğanlar ele geçiriliyordu. Ya 30 ton soğan dediğiniz bugün nedir? 3 liradan 90 bin lira. Yani bir ülkenin soğan fiyatlarıyla 90 bin liraya, 80 bin liraya, 100 bin liraya oynanıyorsa vah o ülkenin haline zaten. Neyse. Siyaset bunu yaparken rekabet kurumu tam arasına da bu raporu yayınlayınca ne oldu biliyor musunuz? Rekabet kurumu kendi kararını, kendi raporunu güncel raporumuz yoktur diye yalanlamak durumunda kaldı. Bu çok önemli bir örnektir. Başka kurumlar da aynı şekilde. Yani siz bir gün diyeceksiniz ki şu sınav sistemi değilsin. Bütün Milli Eğitim Bakanı'nın haberi var mı? Başka birinin haberi var mı? Her şey bir anda allak bullak oluyor, değişiyor. Oysa bir eğitim sistemi veya bir rekabet sistemi yılların araştırmaları ve yılların kurumlarıyla oluşmuş bir sistemlerdir. Dolayısıyla böyle bir sistemde, yani tek sese bağlı bir sistemde bir ülkenin geleceğinin aydınlık olmasını bekleyemezsiniz. Bugün Türkiye'de Ankara çok şişman. Neden çok şişman? Çok yüksek vaatler veriyor. Niye? Siyasi varlığın bekasının, siyasetin bekasının devam etmesi için. Ne oluyor? A grubuna şu vaatler veriliyor. B grubuna şu vaatler veriliyor. İşte şunlar bunlar. Bunlar hepsi para. Para edince ne oluyor? Bu parayı nereden alacaksınız? Üretenden, çalışandan. Bugün çok basit bir örnek vereyim. 2,5 milyon istihdam seferberliği diyerek 2,5 milyon hedef koyuyorsunuz. Ama bu 2,5 milyon hedefte şöyle vaat veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işverene, siz herhangi birini işe alın. 3 ay maaşını biz vereceğiz. Kalan 9 ayın da hem sosyal güvenlik primi hem vergileri dahil her şeyini de yine biz vereceğiz. Şimdi bir işveren düşünün. 15-20 kişi yanında çalışıyor ama akrabaları var. Evde oturan eşi bir şey filan, akrabaları, sigortasız insanlar var. Şimdi bu kişi 15 kişinin yanına bir 15 kişi de eş, dost, akrabayı aldı, sigortalı gösterdi. Ne oldu? 3 ay onların maaşını aldı. Bakın. Bir tane işçi fiziki olarak çalıştırmadan 3 ay maaşını alıyor. Artı kalan 9 ayda o kişiler yine devamında sigortalı gözüküyor. Aynı bu para nereden ne geliyor? Para nereden geliyor? Para nereden geliyor? Para şuradan gidiyor. Biz çalışanlar işsiz kaldığımızda maaş almak için bir işsizlik fonu oluşturduk devletin önceliğinde. Şu anda devlet ne yaptı? Siyaset ne yaptı? İşsizlik fonundaki bu parayla seçim şeyinde, yatırım seçim yaptı. Esnasında evet, seçim yatırımı yaptı. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu para meselesi dediniz ya, yani önümüzdeki bu 31 Mart'tan sonra daha da netleşecek ve adeta kral çıplakmış diyeceğimiz bir fotoğraf gözüküyor ekonomik açıdan vahim. Varlık fonunun satışı gündeme geldi. Burada bir hakikaten bir kaynak olabilir mi, yaratılabilir mi? Bu makul geliyor mu size? Şimdi eğer kral çıplak diye beklersek veya söylersek, kralın çıplak olduğu zaten ortaya çıktı. Yani şu açıdan, bakın, yerli vatandaş, yani yurt içi vatandaş açısından krizin derinliği iç tüketimle ölçülür. Tüketim harcaması ne olmuş? Yani tüketim neyle oluyor? Gelir ve borçlanmayla. Evet. 2018 yılı son çeyreğinde tüketim harcaması reel olarak %8.9 azaldı. %8.9. Bu oran neydi? 2001 krizinin en şiddetli estiği 2001 ikinci çeyreğinde %9.2 idi. 2008-2009 küresel krizinin yine en şiddetli estiği 2009 yılı birinci çeyreğinde %9.3'tü. Bugün Türkiye'de kriz oranı vatandaş açısından aslında 2001 ve 2009 kriziyle neredeyse eşdeğer. Neredeyse eşdeğer. Onlar 9.2, 9.3, bu da 8.9. Aslında %3 küçüldük diyoruz ama vatandaş açısından 8.9 küçüldük. Doğru. Dolayısıyla vatandaşın ekonomik krizi 2001-2009 kriziyle şu anda eşdeğer, aynı seviyede. Eğer vatandaş açısından kral çıplak falan demek gerekirse,
Ya vatandaş zaten bakın İşkur verileri bugün açıklandı. Aslında açıklandı sonra yayından kaldırıldı ama rakamlar ortaya çıktı. Neyi var? 2018 yılı Şubat ayında İşkur'a kayıtlı. Kayıtlı diyorum çünkü bunların yanında en az %50'de kayıtsız işsiz kayıtsız var. Doğru. İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı geçen yıl Şubat ayında 2 milyon 400 bin kişiydi. 400 küsür bin kişi. Bu yıl Şubat ayında bu sayı 3 milyon 950 bine çıkıyor. 1,5 milyon artış oluyor işsiz sayısında, kayıtlı işsiz. Bu da kayıtlı da. Evet. Bir de iş bulma umudu olmayıp hiç başvurmayanlar var. Yani ben nasıl olsa iş bulamam diyor. Aşağı yukarı 2 milyon civarında ne iş olsa iş olsa yaparım diye çalışmak isteyen insanlar var. Şu var, bu var. Yani toplama baktığınız zaman İşkur kayıtlarıyla beraber Türkiye'de 8 milyona yaklaşan bir işsiz var. Şimdi 80 milyon nüfusta 8 milyona yaklaşan işsiz, 80 milyon nüfusta şöyle söylüyoruz, bunun %23-24'ü 15 yaş altı nüfus. Bir de %8,5'u 65 yaş üstü nüfus. Yani geriye kalan 50 küsur milyon nüfus, orta yaş nüfus diyebileceğiniz çalışma çağındaki nüfus. Bunun içerisinde 8 milyon iş gücü piyasası 32-33 milyon ama 8 milyon işsiz var. Böyle bir ekonomik tablo normal bir ülkede veya Türkiye'nin yakın geçmiş tarihinde kriz anlamında baktığınız zaman böyle bir tabloyu Türkiye yaşamadı. İlk kez yaşıyor. Çok bu doğru. Kadar yüksek işsizlik oranını ilk kez yaşıyor. Bir de sizin ama söylediğiniz başta yani diğer ekonomistler de mutabık bunda diyorsunuz. Çünkü gerçekler konuşuluyor. Yani herkes aynı şeyi görüyor. Çünkü realite bu. Bir şey daha konuşuluyor. Son onunla bağlayalım. Bu krizin bile çizdiği yani diğer son iki krizdeki o V etkisinin yani hızla girip hızla çıkma etkisinin bu kez böyle olmayacağı yani uzun ve sancılı bir sürecin Türkiye'yi beklediği gerçeği de var değil mi? Bu, tabiri caizse bunu ilk seslendirenlerden birisiyim. Yani evet. Bu krizin V değil L olacağını, uzun olacağını yıllar önce de söyledim. Ama 2016 yılından beri o halle beraber Türkiye kriz potasına girmişti. Biz bu krizi erteledik. Erteledikçe de maliyetini artırdık ama. Hani şey vardır ya sağlıkta, bir sağlık sorununuz var. Ama doktora gitmiyorsunuz, tedaviyi erteliyorsunuz. Doğru. Erteledikçe hastalık yayılıyor. İlerliyor. Tabii. Evet, hastalık ilerledi. Şimdi biz bu süreci geçen gün son yazımda belirttiğim bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi krizleri daha önce 94 krizi olsun, 2001 krizi olsun, 2008-2009 küresel krizi olsun. Biz bunları sert kriz ama yine sert bir çıkışla hallettik, atlattık. Evet. Evet, bunu sağlık üzerine şöyle yapalım. Yani vücudunuzda bir sancı giriyor, ağrı giriyor, çok sert bir acı ama bir süre sonra geçiyor. Ama bu öyle değil. Burada vücudumuza bir sancı girdi, krizi yaşamaya başladık. Şiddet olarak, iş tüketimi olarak 2004, 2001 ve 2009 krizleriyle eşdeğer şekilde yaşıyoruz. Ama devamında bu sert sancı gidecek ama biz bunalım olarak devam edeceğiz. Ben buna şöyle isim verdim. Kriz ekonomisinden çıkıyoruz ama bunalım ekonomisine giriyoruz. Biz Murat. Önümüzdeki dönemde büyüme rakamları olarak belki %0 büyümeler, hatta bazen 0,5, 0,1 büyümeler bile göreceğiz. Önümüzdeki yıllar içerisinde, birkaç yıl içerisinde. Ama bunlar bizi bu bunalımdan çıkarmayacak. Niye? Şöyle söyleyelim. Bizim bir gelir seviyemiz vardı. Diyelim ki ayda 5000 dolarlık bir gelir seviyemiz vardı ülke olarak. Bu 5000 dolardan 3500 dolara düşeceğiz. Ve 3500 dolara düşüp oralarda kalacağız. Yani 3500 dolardan bazen 3400'e düşeceğiz, bazen 3700'lere çıkacağız. Ama 5000 dolara tekrar çıkmayacağız. 5000 dolara tekrar çıkmamız için çok daha uzun yıllar gerekecek. Ve çok daha yapısal reformlar. Bunun için de bir başka bir siyaset iklimi gerekecek anlaşılan. Sistemin, tekrar söyleyeyim. Türkiye mevcut başkanlık sistemiyle veya cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetildiği sürece A kişisi, B kişisi hiç fark etmez. A partisi, B partisi fark etmez. Çünkü kim gelirse gelsin aynı şekildedir. Bu sistemle yönetildiği sürece Türkiye bunalım ekonomisinden, kriz ekonomisinden bir parça sadece yer değiştirir ama ekonomik bunalımdan çıkamaz. Evet. İbrahim Kahveci çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için iyi akşamlar, dilerim. Sağ olun. Evet, ekonomideki tablo maalesef bu. Bunu aklı başında herkes söylüyor. Tabii ki başta da söyledim, deminki o tren hikayesi gibi. Maalesef çok az yerde yayınlanıyor, konuşuluyor, konuşulabiliyor bu gerçekler.
Bir başka konuya geçelim. 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Fakat bugün ajanslardan gelen bir görüntü. İstanbul'da bir hastanede, Beyoğlu'nda kuyruklara dair bir görüntü vardı. Bunu bir konuşmak istiyorum çok kısa. Doktor Nazmi Algan, İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi. Sağlıkta şiddet, hastane kuyrukları, böyle sorunlarla girdik tıp bayramına, 100. yılına bu arada. Nazmi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ve hoş bulduk, iyi akşamlar. Bugün belki gördünüz, belki görmediniz ama şimdi arkadaşlar ekrana verecekler. Bu kuyrukların durumu, yani zamanında yıllar önce Savaşay yapmıştı bunun ilk şeyini, hastaların halini anlatan görüntüleri. Onu pek böyle andıran görüntüler. 14 Mart günü itibariyle baktığımızda Türkiye'de sağlığın durumu nedir acaba, nicedir? Şimdi Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz bugün. Tabii biz uzun yıllardır tıp bayramını artık bir bayram gibi değil de bir mücadele günü, bir haklarımızı arama günü, taleplerimizi sıralama günü, işte herkese sağlıklı ulaşılabilir bir nitelikli sağlık hizmeti günü olarak anıyoruz. Çünkü ortada pek bir bayram yok. En büyük sorunlardan biri sağlıkta, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Yani Türkiye'de sağlık çalışanları, hekimler ve diğer sağlık personeli, hemşireler, ebeler, tüm sağlık çalışanları gelen şiddetten ve uğradığı maruziyetten son derece şikayetçi. Ortalama Türk Tabipler Birliği verilerine göre günde ortalama Türkiye'de 40 sağlık çalışanı fiziki ya da sözel şiddete maruz kalıyor. Son yıllarda çok sayıda hekim arkadaşımız öldürüldü ve yine çok sayıda hekim arkadaşımız intihar etti. Yani bunlar çok ciddi sonuçlar. Demin bahsettiğiniz kuyruklar, yani bunların hepsi sağlık sisteminin bir türlü düze çıkamamasının sonuçları. Yani neden sağlık sisteminde çağ atladık diyorlar, işte sağlık programı yeni, artık ikinci evresine geçtik sağlıkta dönüşüm programını diyorlar, şehir hastaneler açacağız diyorlar. Ama gördüğünüz gibi kuyruklar da bitmiyor, halkın şikayetleri de çok bitmiyor ve halkın şikayetlerini de tamamen sağlık personeline doğru yansıtıyorlar. Sağlık personeli günah keçisi haline geldi. Tabii günde ortalama 5 dakika süresi var değil mi bir hekimin? Ortalama 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika ve inanır mısınız? Adın ne, soyadın ne, hastalığın ne? 3 dakika. Doktorun önünde bilgisayar var. Bilgisayardan TC numarasını girecek, provizyon alacak. Ondan sonra hastanın medülla sisteminde ilaçlarını yazacak. Bunlar zaten çok fazla vaktini alıyor doktorun. Doktorların hastayı muayene etme, hastayı iyi bir anamnez alma, hikayesini alma şansı da kalmadı. Ve hastalar da bu kışkırtılmış talep karşısında doktor geziyorlar. Doktor suçluyor tabii. Bir de doktor suçluyor. Yani, benle niye ilgilenmiyorsun, niye bakmıyorsun? Benim hastama niye vakit ayırmadın? Acillerin durumu fecaat. Yani Türkiye'nin nüfusu 82-83 milyon. Acillere başvuru 100 milyona gelmiş. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfusundan daha fazla yıllık acil başvurusu yok. Sadece Türkiye'de var bu. Yani böyle bir sağlık sistemi olabilir mi? Performans sistemi dediler, hem kamuda hem özelde poliklinik sayıları ve ameliyat sayıları arttı. Ameliyat sayısının ve poliklinik sayısının artmasıyla övünüyorlar. Yani bakın ben size söyleyeyim, yurt dışında uluslararası toplantılarda, konferanslarda bizim sağlık yöneticilerimiz sunumlar yaptıkları zaman bu sağlıkta çağ atladık diyorlar ya. Ben diyor, İktidara geldiğimde şu kadar poliklinik sayısı vardı, şimdi bu kadar poliklinik sayısı var. Ben geldiğimde şu kadar ameliyat yapıldı, şimdi bu kadar ameliyat yapılıyor. Ve yurt dışında bu insanlara hani müstehsi bir şekilde gülüyor insanlar. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde hasta sayısı arttı, poliklinik sayısı arttı, daha fazla ameliyat yapıyorum diye övünmez. Bu neyi gösterir? Halkın sağlığı iyi değil demek. Çok hasta oluyor insanlar, çok doğru, muayeneye doğru gidiyor, bir çok de, ameliyat bir de, oluyor. Bir de konuşulmayan bir başka başlık ki bence çok çok önemli. Siz bir hekim olarak dönüp baktığınızda, bilmiyorum kaç yıllık hekimsiniz. Sizin aldığınız 37 yıllık. Sizin aldığınız evet, eğitimdeki hocaların kalitesi, eğitim sisteminin kalitesi. Bir de şimdiki, acaba onu bir anlatabilir misiniz? Elbette, bakın tıp eğitimi çok diğer bütün eğitimlerden çok daha zor ve altyapısının çok iyi olması gereken bir eğitim. Ben 1982-84 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduğumda Türkiye'de tıp fakültesi sayısı herhalde 20 filandı. Yani şimdi bütün illerde neredeyse tıp fakültesi açtılar ve bu tıp fakültelerin çoğunda öğretim üyesi yok, altyapı yok, hastane yok ve
buralarda yetişen öğrencilerin, doktorları da bir müddet sonra Türkiye'nin sağlık sisteminde o kadar büyük defekler oldu ki, geç okumuşsunuzdur, tıpta uzmanlık sınavı açıklandı geçenlerde. Evet. En yüksek puanla girilen hangi bölümdü? Dermatolojiydi. 30 sene evvel benim yeni ihtisas yaptığım zamanlarda yeni doktorluğu da dermatoloji en düşük puanla girilen yerdi. Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz? Niye istiyor insanlar? Dermatoloji çünkü hasta açısından defansif tıp geldi. Yani hastaya fazla dokunmak, hastanın önemli ciddi problemleriyle uğraşmak istemiyorlar. Cerrahlar, anladım. Beyin cerrahları, bunlar eskiden çok tercih edilen kadın doğum, yüksek puanla girilen yerlerdi. Şimdi hepsinin puanları düştü. Niye tercih edilmiyor? Tabii yani hekimlik çekimden bir şey oldu. Yani zor vakalar da el sürmek istemiyor insanlar. Hem bu uyardıkları hakaretten, şiddetten dolayı, hem de bu işte tazminatlar, ceza davalarından dolayı ve eğitimde kalitesi düştü. Yani eskiden bütün tıp fakültelerinde daha ciddi, daha esaslı bir eğitim verilirdi. Şimdi bir de eğitim araştırma hastanelerinin tümünü Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir sağlık bilimleri fakültesi kurdular. Bilmiyorum ne kadar haberdar insanlarımız. Bütün Türkiye'deki eğitim araştırma hastaneleri tek bir çatı altında birleşti. Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi. Ve burada işte doçentlik, profesörlük yeni kadro oluşturuldu. Yandaşlara yönelik bir takım şeyler yapıldı. Ve nitelikli sağlık eğitimi de yok dediğiniz gibi. Yani tıp eğitimi, tıpta ihtisas eğitimi, bunlar çok ciddi sorunlar. Bunların oturulup beraber yapılması lazım. Ama Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği'ni, meslek örgütlerini hasım gibi gördüğü için bizle beraber işbirliği yapmıyor. Sıkıntılardan biri de bu. Yani, bir de mesela çok yapısal başka bir sorun. Bu yani sağlıkta reform yaptık dedikleri 10-15 yıldır. Bilmiyorum dünyadaki sistem böyle midir ama yani bir vakayı hastanın yani hekimin görüp onunla yani en basit aile uzman aile hekimi olarak söylüyorum alıp halletmesi, vaka eğer çok daha sofistikeyse ve zorsa üniversite hastanesine yönlendirmesi. Yani böyle bir sistematik olması gerekmiyor. Bunun için SEK sistemi gerekir. SEK sistemini getiremediler. Bakın aile hekimliği sistemi, genel pratisyenlik sistemi dünyanın pek çok ülkesinde var. Kapı tutuculuk deriz biz. Yani ilk basamakta vakaların %70'i, %80'i halledilip birinci basamakta pratisyen hekim, genel pratisyen, aile hekimi ismi çok önemli değil. Ondan sonra zor vakalar sevk edilir. İkinci basamak, üçüncü basamak. Çünkü Türkiye'de öyle bir durum yok ki. Cebinde şeyi olan herkes her yere gidebiliyor. Adını aile hekimi var ama aile hekimin haberi olmadan üçüncü basamak hastanesine gidiyor. Orada bir takım işlemler yapılıyor. Aile hekiminin haberi yok mesela bunlardan. Yani bir şey yok. Sevk zinciri işlemiyor. Dolayısıyla oralarda da yığılma oluyor. Çok basit vakalar eğitim araştırma hastanelerini meşgul ediyor gerekli üzere. Yatakları meşgul ediyor. Aile hekimlerinin zaten bir sürü angaryalar konmuş, onlarla uğraşıyorlar. Yani emin olun bu sağlıkta dönüşüm, sağlık reformu falan Türkiye'nin sağlığını daha ileri götürmüş değil. Ama ne oldu? Ne oldu? Muazzam bir şekilde piyasaya açıldı Türkiye sağlık sistemi. Kamusal sağlık hizmetleri ikinci plana itildi, göçertildi. Ve şimdi onları göçerttikleri için zaten bütün üniversite hastanelerini, fakülteleri o sağlık bilimleri fakültesi bünyesine almaya çalışıyorlar. Ama bu çözüm ne ki? Ödenek verilmedi, mali yapıdan göçertildi, kaliteli hizmet de verilmedi. Şimdi büyük hastaneler, şehir hastaneleri, şehrin dışında kocaman devasa hastaneler yapıyorlar. Orada da galiba bir hasta garantisi var. Yani şey gibi. %70 yani, doluluk olan şey veriyorlar. Garanti. Köprü gibi şey gibi. Yani aynen, hasta köprü gibi. Veriyorlar. Hasta garantisi veriliyor. Bu da vahim bir uygulama gibi geliyor. Bakın, bana. Bugün açtı Cumhurbaşkanı Ankara'da. Evet, açtı. Kent Hastanesi'ni. Ankara'nın içinde onlarca yıllardır Ankaralılara hizmet veren kaliteli hizmetlerin eğitim araştırma hastaneleri kapatılıyor. Bu şehrin ortasındaki hastaneleri niye kapatıyorsunuz? Niye insanları daha uzaklara gönderiyorsunuz? Bu hastaneler neden bu kadar büyük? Dünyada hastane inşaatı denilen, hastane yönetimi denen bir şey var. Artık dünya bu tip hastanelerden vazgeçti. Bu kadar büyük, devasa hastaneler yapılmıyor. 600, 400, 600 yataklı hastaneler en ideal hastaneler diye tanımlanıyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından da. Bizim 1500, 2000, 2500 kişilik bu devasa hastanelere ihtiyacımız yok. Dünyanın her yerinde hani büyüklük, her şeyin büyüğü Amerika'dadır deriz. Amerika'daki yapılan hastanelerde kriter vardır hastane yapımında. Bir yatak başına düşen metrekare, kapalı alan metrekare. 150-200 metrekaredir ideali. Türkiye'deki hastaneler, yapılan bu şehir hastaneleri 287 metrekare. Yani bir yatak başına 287 metrekare kapalı alan var. Çok devasa binalar, beton yığına.
bu kadar büyük yapılmasına, bu kadar büyük ölçekte olmasına gerek yok. Bunun yönetimi, bunun atıkları, evet, bunun lojistik desteği hepsi sorun olacak. Oluyor zaten. Oluyor zaten. Şimdi Adana'da açtıkları hastanelerde ulaşım sorunu var. Şehrin dışında bu hastaneler. Hekimlere, sağlık çalışanlara yönelik bir alan yapılmamış. Yani çok sorun var. Çok merdiven sorun var. Yapılmamış. Yani genç insanlar var. Genç insan 2-3 merdiven çıkar. Herkes asansör beklemez ki. Asansörlerde yığılma oluyor. Klinikler arası çok büyük mesafeler var. Tabii. Yani dolayısıyla ve en önemlisi bunlara çok büyük para harcanıyor. Yani kamu özel ortaklığı denilen bu sistemi harcanıyor da para nerede? Terk etti. Para bunlar nerede? Terk edilen sistemler. Çok doğru. Yani Nazlı Bey, o firmalara, o şirketlere her yıl büyük oranda paralar veriliyor. Bakın Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi yakın zamanda 1/4 bütçenin bunlara verilecek kiralara gidecek. O verilecek kiralarla bir sürü kamu hastanesi eski usul, ihale usulüyle devlet kamu bütçesinden yapılabilir. Neden yapılmıyor? Neden bu insanlara 25 yıl boyunca yüksek faiz fiyatlarda kiralar verilecek? Neden yani sorusu yatırma herkesin bildiği sır. Neden bu sağlık sorunu falan değil bu artık. Tabii, ülke ekonomisi, tabii. Başka şeyler bunlar. Yani Çiğdem Toker gazeteci bunları çok iyi irdeledi. Yani Kaya Ampala değerli bilim insanı, halk sağlığı hocasının kitabı var. Türk Tabipler Birliği'nin bu alandaki bütün yazılarını derledi, getirdi. Yani hani bunu herkes böyle, ne güzel hastaneler yapılıyor kocaman. Niye karşı çıkıyorsunuz ya? Bu hastane işi değil mi? Başka bir şey bu. Başka bir şey, kesinlikle. Yani bu kadar büyük hastanelere ihtiyaç yok. Evet. Yani bir para kapsarı var, bir sömürü var. Ülke var. Kaynakları çarçur etme var. Gözüken o. Dolayısıyla biz yani burada şimdi bayramlık bir şey yok mu bu tabloda gördüğünüz gibi? Yok, maalesef yok. Çok haklısınız. Yok. Peki Nazmi Algan, Doktor Nazmi Algan, yani çok teşekkür ediyoruz. Ben son bir cümle lütfen, müsaadenizle. Lütfen. Tüm bunları tekrar altını çizmek için, tüm bunlarlaki mücadele azmimizi yenilemek için biz 17 Mart Pazar günü Tıp Bayramı haftası sebebiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi saat 13'te tüm Türkiye'den gelen hekimler buluşacağız ve Kadıköy Meydanı'na doğru yürüyeceğiz. Haydarpaşa'da toplanmamızın sebebi orası tıp eğitiminin yapıldığı yer. 14 Mart Tıp Yerler Bayramı'nın başlatıldığı yer. İngiliz emperyalist işgal kuvvetlerine karşı Tıbbiyeli Hikmet'in önderliğinde ilk başkaldırının başladığı yer. Onun için 100. yılı oradan başlatacağız. Ve bütün hekim arkadaşları, bütün sağlık çalışanlarında 17 Mart Pazar günü saat 13'te Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin önüne bekliyoruz. Biz de bu duyuruya vesile olmuş olalım. Duyduk duymadık demesi. Çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Biraz uzadı program ama son önemli bir konu başlığı var. O konu başlığı da şu. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararını oyladı ve kabul edildi. Zafer Arapkirli yıllarca Londra'da yaşadı. Üstadımız bu kararı, üyelik müzakerelerinin askıya alınması kararını nasıl değerlendiriyor acaba? İyi akşamlar Serdar Akinan. Şimdi, İyi akşamlar. Bu karar tabii hiçbirimiz için sürpriz olmadı. Daha doğrusu karar demeyelim de tavsiye kararı. Çünkü tavsiye kararı, Avrupa, evet. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararlar biliyorsunuz Avrupa Komisyonu yürütme organı, Brüksel yani. Bir bağlayıcılığı yok ama aslında yürütme organından çok daha önemli kararlar bunlar. Çünkü neden? Doğrudan halk iradesiyle, yani Avrupa Birliği'ni oluşturan 28 ülkenin vatandaşlarının iradesiyle seçilmişlerin organı. 151 sandalyeli bir parlamento. Gerçi kararın alındığı çoğunluk 109'a karşı 370 oy. Sembolik sayılabilir. Gerçi Türkiye'den yapılan açıklamalarda da bu yok hükmünde sembolik falan sayıldı. Ama sembolik olmanın çok ötesinde önemli bir karar. Neden önemli bir karar? Çünkü Türkiye'deki tek adam rejiminin 16 Nisan hileli referandumuyla getirilmiş olan tek adam rejiminin o günden bugüne kadarki uygulamaları, bu rejimin ruhu ve en önemlisi de insan hakları sicili, Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusunda geldiği yer bir şekilde Avrupa Parlamentosu tarafından protesto ediliyor ve deniliyor ki siz Avrupa Birliği'nin standartlarına uygun bir durumda değilsiniz. O yüzden müzakereler askıya alınmalı, devam edilmemeli. Şimdi denilebilir ki zaten hani müzakere falan da yok ortada, zaten o süreç durmuş vaziyette. Tabii durdu. Hani raylar kırılmış, dökülmüş, oradan vagon geçmiyor adeta, hani demiryolu benzetmesi yaparsak. Hiçbir şekilde hayat yok. Yani zaten donmuş durumda süreç. Ama bu şu açıdan önemli. Önümüzdeki Mayıs ayında, yani 23-26 ya da 23-24
9 Mayıs tarihlerinde Avrupa Birliği'ne oluşan ülkelerde yine bu Avrupa Parlamentosu'nun için yenileme seçimi yapılacak. Dolayısıyla yeni parlamentonun önüne böyle bir irade koyuyor şimdiki Avrupalı parlamenterler. Türkiye'nin geldiği nokta açısından bu karar son derece dikkate alınmalı, ciddiye alınmalı. Tabii bu tek taraflı olarak da Avrupa'nın bir Türkiye'nin bir suçu olarak da yani Türkiye'nin kabahati olarak da görülmemeli. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri de hiçbir zaman o üyelik müzakereleri başlangıcından itibaren, o vizyon verildiğinden itibaren Türkiye'ye yardımcı olacak bir irade göstermediler. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Bu vagonun raylardan çıkması için karşılıklı suçlar var. Ama tabii en önemlisi bizim ev ödevlerini yapmadığımız, en başta da Avrupa Birliği'nin muhtevasına, ruhuna, yapısına, varlık nedenine uyumlu, evet, bir şekilde, uyumlu bir şekilde gerçekten demokratik ve hukukun üstünlüğünün olduğu, basın özgürlüğünün olduğu, düşünce özgürlüğünün olduğu bir ülke haline burayı getiremedik. Dolayısıyla da bunun bedelini ödüyoruz. Ödüyoruz, evet. Zafer Apkirli, senin anlatımınla çizdiğin çerçeveyle bir parça olsun bunu anlıyor olmak tabii çok önemli ve keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığın için. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olasın, çok teşekkürler. Evet, maalesef son bir saattir Türkiye'nin hali pür melali ortada. Çok keyifli bir fotoğraf çizemedik sizlere. Ama gerçekler de bunlar. Dolayısıyla 17 gün gibi bir süre kaldı. 17-18 gün gibi bir süre kaldı sandığa. Bakalım sandıktan ne çıkacak ve çıkacak olan sonuca göre İbrahim Kahveci'nin dediği gibi biz gerçekten yeni bir sistem tartışmasına mı gireceğiz, yoksa aynı tas aynı hamam devam edecek ve uzun bir sonu gözükmeyen bir karanlık tünele mi giriyor ekonomi Türkiye'de? Bununla bağlantılı olarak da Türkiye'nin sosyal, siyasal hayatı, kültürel hayatı ne hale gelecek onu da göreceğiz. Ve evet, en son duamız bu tren meselesi. İlk başta konuştuk. İnşallah şu önümüzdeki 3 ayda ciddi bir kaza olmaz da, çünkü aynı kişiler, aynı sendika uyarmıştı ve kaza oldu biliyorsunuz. Makinistleri eğitimsiz, sinyalizasyon sistemi problemli bir yapıya kavuştu İstanbul ve günde 350-400 bin kişi taşıyan bir sistemden ve bu sistem giderek artacak önümüzdeki günlerde. Taşıma kapasitesi artacak. İnşallah kazasız belasız şu günleri, ayları da atlatırız. Herkese iyi akşamlar efendim.